İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Fransa'nın Bron kentinde Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarını anma töreni. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekilleri adaylarının ön seçim kampanyası. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin mesajı. Batı Ermenistan'ın evlatları Dikran Tahta. Batı Ermenistan sorunu hakkında. Azerbaycan'ın Berzor koridorunu yasa dışı bir şekilde bloke etmesinin yarattığı insani durum Washington'da tartışıldı. Artsakh Dışişleri Bakanlığı, 30 yıl sonra Artsakh, Azerbaycan-Ermenistan Cumhuriyeti sorununun mevcut aşamasının en başındaki aynı ontolojik tehditle yeniden karşı karşıya. Sevgili yurttaşlar ve yoldaşlar, İlk önce hepinize ve özellikle Bron'da her yıl Batı Ermenistan'da Ermenilere yönelik soykırım Armenosit kurbanlarının anısına bu anma töreni onurlu bir şekilde düzenleyen Bron Belediye Başkanı Bay Jeremy Bro'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu anı önemlidir. Çünkü 1894'te başlayan ve 1923'e kadar 30 yıl süren Ermeni milletinin imha programı durmadı ve birbirini izleyen aşamalarla devam ediyor. Ermeni topraklarındaki Ermeni nüfusunun imha programları bu şekilde planlanıyor. 2020 yılında Türkiye-Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Artsakh'ta Ermeni nüfusa karşı başlattığı saldırgan savaş sonucunda 5000 kişi öldü ve 10.000 kişi yaralandı. 1920'de Şuşi'de gerçekleştirilen toplu katliamlardan sonra Azerbaycan, bugün Şahumyan, Karvacar, Kaşata, Kapan bölgelerindeki Ermeni nüfusa yönelik etnik temizlik politikasını sürdürmekte ve Sünik'te ise Ermeni nüfusa karşı suçlarını sürdürmeyi planlamaktadır. Özgürlük ve yaşama hakkı için şehitlerin hatırasını yaşattığı için Sayın Belediye Başkanımıza ve bu törene katılan tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ulusal Ermeni Gaziler ve Direniş Savaşçıları Derneği Başkan Yardımcısı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan. Lidya Margosyan'ın konuşmasının tamamı web sitemizde mevcuttur. 4 Mayıs 2023'te Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle ise 22'de Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının ön seçim kampanyasının 9. Zoom toplantısı Ermenice gerçekleşecek. Toplantının konusu Batı Ermenistan vatandaşlığı ve parlamento seçimleri. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılın. 24 Nisan 2023'te Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını ulusal anma günü saat 11'de Lyon'un Antonin Ponce Meydanı'nda gerçekleşti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Ermeni Gaziler ve Destekçiler Derneği Başkan Yardımcısı Lidya Margosyan başkanlığında hazır bulunanlar, Lyon'daki soykırım Armenosit anıtı önüne çelenk koyma töreni düzenledi. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anısına adanmış konuşma sorumlusu olan 16 yaşındaki Ermeni Amalya, konuşması sırasında Leonard Basmacan adlı şahıs genç kızı rahatsız etmekle kalmayıp Bayan Lidya Margosyan'ı da sataşmaya çalıştı. Ardından Ulusal Konsey tarafından konulan çelengi koparıyor ve çiçekleri çöp kutusuna atıyor. Olay Progress gazetesi muhabiri tarafından videoya kaydedildi. Bu aşağılık ve kirli eylemin yaratıcısı Leonard Basmacan, içindeki zehri dökmek niyetiyle agresif bir şekilde Bayan Lidya Margosyan'a dönüyor ve ardından vandalizm ve saygısızlık eylemiyle gurur duyarak oradan ayrılıyor. Ona göre utanç verici ve üzücü eyleminin nedeni bu törenin Lyon'daki sözde Ermeni birlikleriyle yapılması gereken tören ile aynı zamana 17'ye denk gelmemesidir. Ancak Bayan Lidya Margosyan'ın saat 17'de Bron'da başka bir törene davet edildiğini dikkate almamıştır. Batı Ermenistan Ermenilerine yönelik ırkçı nefretini bugün bile devam etmesinin nedeni budur. Bu trajik durum hakkında bilgi veren Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, bugün Fransa'da Batı Ermenistan Ermenilerinin hala fiziksel şiddete maruz kalabileceğini belirtiyor. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan bu ırkçı eylemi kınıyor ve şunu kaydediyor. Bu aşağılık kişi bu kadar ileri giderek Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anısına adanmış çelengi yok ettiyse
O zaman Fransa'da Batı Ermenistan hükümeti üyelerinin ve ulusun hatırasını koruyan herkesin güvenliğinin risk altında olduğu açıktır. Her türlü ırkçı şiddet kurbanlarımızı, anma kararlılığımızı güçlendirecek ve bizler direnişimizi ömür boyu sürdüreceğiz. Bu şiddet, bu vandalizm ve bu saygısızlık yanıtsız kalmayacaktır. Yalnız mıydı, suç ortakları var mıydı, öğreneceğiz. Dikran Tahta, keşifleri veya eserlerinin hacmiyle değil, daha çok Albert Einstein'dan bu yana dünyanın gördüğü en büyük fizikçi Stephen Hawking'in ilham aldığı öğretmen olmasıyla ünlüdür. Tahta, Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan, Armenosit'ten yıllar sonra 1927'de Batı Ermenistan'dan İngiltere'ye göç eden bir ailede doğdu. Üniversiteden mezun olduktan sonra silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra ülkenin en eski okullarından biri olan Kutsal Albans'ta matematik öğretmeni olarak çalıştı. Tahta en ünlü öğrencisi Stephen Hawking'e bu okulda ders verdi. Yıllar sonra Hawking tahtanın en iyi öğrencisi olmadığını itiraf etti ancak fenomenleri analiz etmeye ve incelemeye teşvik etmesini her zaman takdir etti. Hawking tahtanın derslerinin diğer dersler gibi can sıkıcı olmadığını da vurguladı. Hawking'e göre Dikran Tahta onu Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörü olmaya iten gücü oldu. Bu görevi bir zamanlar Isaac Newton üstlendi. Tahta öğretmenliğinin yanı sıra bir yazardı. Ararat Dernekleri adlı kitap onun yazdığı son kitaplardan biridir. Bugün bile Türk basınında Batı Ermenistan'ın çeşitli illerinde kalan tecrit edilmiş Hristiyan Ermenilere yönelik İslamlaştırma politikasının durmadığını kanıtlayan ve toplumun çeşitli katmanları tarafından da desteklenen makaleler yer almaktadır. Örneğin Türkçe yayınlanan Hürriyet gazetesinde Kastamonu'nun Kapaklı köyü sakini olan 53 yaşındaki Asadur'un 2004 yılında Ahmet Gazeloğlu adını alarak Müslüman olduğunu yazıyor. Aynı köyün bir başka sakini olan 68 yaşındaki Namık Özçelik de benzer bir adım attı. Ne yazık ki Doğu Ermenistan'dan giden bazı sakinleri de son dönemlerde din değiştirme süreçlerinde fark edilmektedir. Mesela 2009 yılında Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı Hermine Antranikyan, Bursa'da ikamet eden Ersin Mantı ile evlendi, din değiştirdi ve Emine adını aldı. Şu anda Batı Ermenistan'da yaşayan Mühtedi Ermeniler sorununun en karmaşık noktalarından biri rakam sorunudur. Çünkü kesin sayıların sunulması bir dizi engelle ilişkilidir. Varsayılan rakamlar 100 bin ile birkaç milyon arasında değişiyor. Ancak biz daha ihtiyatlı tahminler yapma eğilimindeyiz. Ayrıca rakamlardan bahsederken gizli ve İslamlaştırılmış Ermeniler ve onların soyundan gelenler, melezler arasında ayrım yapılmalı. Bu da sorunu daha da karmaşık hale getiriyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un görüşmesi ABD'nin başkenti Washington'da 1 Mayıs'ta gerçekleşti. Bölgedeki güvenlik durumu, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci konuları ele alındı. Berzor koridorunun Azerbaycan tarafından yasa dışı olarak bloke edilmesinin neden olduğu insani duruma atıfta bulunuldu. Tam 32 yıl önce 30 Nisan'da adı zaten cezalandırıcı doğasına tanıklık eden Halka adlı operasyon başladı. Nisan-Ağustos 1991 tarihleri arasında çeşitli aşamalarda gerçekleştirilen operasyonun temel amacı Artsakh halkının iradesini zorla bastırmak ve ana vatanlarından göç etmeleri için koşullar yaratmaktı. 1991'de Ermenilerin Azerbaycan'a boyun eğmeyi kabul etmemeleri halinde Artsakh'tan sürülmesi gerektiği fikri başından beri Azerbaycan'dan neredeyse açık bir şekilde düzenli olarak en üst düzeyde dile getirilmeye başlandı. 25 Mart 1991'den itibaren Azerbaycan Özel Polis Kuvvetleri OMON, Gedaşen ve Martunaşen köylerini düzenli olarak bombalamaya başladı. 16 Nisan'dan itibaren Şaumyan bölgesinin elektriği ve telefon bağlantısı kesildi.
19 Nisan'da Gedaşen köyünde konuşlanmış Sovyetler Birliği İçişleri Bakanlığı'nın iç birlikleri köyden çekildi. 21 Nisan'da Bakü'nün talebi üzerine Yerevan Şamiyan'a düzenlenen helikopter uçuşları yasaklandı. 30 Nisan'da halka operasyonu Gedaşen ve Mardunaşen köylerinin yoğun bombalanması ile başladı ve bu sırada sivil halka karşı ilk kez tanklar, savaş helikopterleri ve toplar kullanıldı. Operasyon sonucunda Kuzey Artsakh'ın iki düzineden fazla köyü ile Şahumyan, Hadrut ve Şuşi bölgeleri tamamen Ermenilerden boşaltıldı ve imha edildi. Aşırı vahşet ve kitlesel insan hakları ihlalleriyle nitelenen halka operasyonu bölgede tansiyonu keskin bir şekilde yükselterek Azerbaycan-Ermenistan Cumhuriyeti sorununu askeri boyuta taşıdı. Bugün Artsakh halkına yönelik askeri saldırganlık, toprak işgali, cinayetler, etnik temizlik ve terörizm dahil 30 yıl önce işlenen suçların nasıl tekrarlandığını ve cezasız kaldığını görüyoruz. Bugün Artsakh halkı yine bir halka içinde Berzor koridorunu resmen kapatmış olan Azerbaycan'ın ablukası 4 aydan fazla süredir devam ediyor ve Bakü yetkilileri Rus Barışı Koruma Birliklerinin sorumluluk alanına yasa dışı bir kontrol noktası yerleştirmeye çalışıyor. Bugün acımasız halka operasyonunun tüm masum kurbanlarının anısına bir kez daha başımızı eğiyoruz ve uluslararası toplumu ve her şeyden önce uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından doğrudan sorumlu olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni nihayet resmi endişe ifadelerinden ve her iki tarafa çağrılardan vazgeçmeye ve Azerbaycan'ın Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik soykırımcı ve yayılmacı niteliklerinin yanı sıra bu tür zulümlerin ve büyük insan hakları ihlallerinin tekrarlanmasını önlemek için acil ve pratik adımlar atmaya çağırıyoruz. Artsakh Dışişleri Bakanlığı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Garibem adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.